Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bugünkü aracımız Tofaş Şahin. Şimdi bu araca ilk etapta iki takım Helal diyor 20 santim ve bir takım Helal diyor Twitter koyacağız. Kenwood 356 BT olmadığı için GVC 462 BT kullanacağız teyip olarak. Şimdi arkadaşlar, bu araba çok orijinal bir araba. Kutup başlarından tutun da orijinal kablolarına kadar, şarj dinamosundan gelen kablo şu arkadaşlar, görün. Şu kalınlıkta bir kablo, onu da yenileyeceğiz ekstradan. Şu aşağıda şase var, şuradaki. Buradan da yine bir kablo yenileyeceğiz. Hani şarj dinamosunun performansını arttırmak adına. Şarj dinamosu da değişecek yarın öbür gün. Biz güç kablomuzu çektik. Bas vesaire daha sonra eklenecek. Kapılara vesaire bir şeyler daha yapacağız. Araba hakikaten bayağı temizmiş maşallah diyelim. Şimdi bagaja gelelim arkadaşlar. Bagaja izolasyon yapacağım ilk etapta. Kablolarımızı çekeceğiz. Arabada zaten şöyle gördüğünüz gibi bayağı da temiz. Yeni ben temizliğini yaptım. Bazı tozlarını vesairesini temizledik. Yani izolasyonumuzla başlıyoruz. Kablolamamızı yapacağız. Daha sonrasında panzotumuz hazırlanıyor şu an. Hala orijinali duruyor üzerinde büyük ihtimalle. Ondan sonra bas şimdilik fiyat olarak, daha doğrusu bütçe olarak sıkıntı olduğu için yarın öbür gün bası ekleyeceğiz. Bir de ön kapı ekleyeceğiz inşallah. Akü şuraya, biliyorsunuz bunlarda boşluk var. Buraya akü koyacağız. Tabi ilk etapta her şeyini ayarlayacağız. Daha sonra büyük ihtimalle akü ekleyeceğiz. Belki getirirse arkadaş ekleriz. İzolasyonu yapacağım. Şimdi yapmadan önce şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani bu saçlar görüyorsunuz. Şöyle. İzolasyon hem ses sistemi için hem de yoldan gelen zırıltı, gürültü vesaireler için de çok etkili. Hem de aracınızı aslında koruyor. Mesela daha önceden yapılmış olsa bazı yerlerin şöyle şey olması, yani siz buraya malzeme koyup çıkarırken falan o çiziliyor. Daha sonra havayla temas eden metal haliyle çürümeye başlıyor belli bir zaman sonra. Ya da yaz kış geçişlerinde nem yapıyor vesaire, nemden etkilenmiyor bu malzeme. Hatta koruyor haliyle, aslında problem yaşamanızı da engelliyor. Şimdi şu bölgeye uygulayacağım. Daha sonra devam edeceğim videoya. Panzotumuz da burada hazırlanıyor arkadaşlar. Böyle yalap şalap maalesef biz yapmıyoruz. Olmuşken sağlam olacak. Bir kat normal atıyoruz polyester. Üzerine ikinci katta elyafını da koyuyoruz. Taş gibi oluyor çünkü ses performansında çok ciddi farklar oluşuyor arkadaşlar. Yumuşak olduğu zaman maalesef, bir de kışın biraz ısı sıcak ortamda, mesela soba vesaire veya ısıtıcıyla daha sert hale getirebilirsiniz. İçindeki malzemelerin oranını değiştirerek kışında sıkıntı olmuyor yani arkadaşlar. Aslında çok şey zamanda kuruyabiliyor, yakın zamanda. Şimdi izolasyonu bitirip tekrardan bagajı göstereceğim.